Günaydın canlarım, günaydın. Günaydın, günaydın. Bir pazar gününden merhaba. Merhabalar. Pazar gününden selamlar. Aha da ilan. Daha konuşamam. Hadi ben içeri gideyim, daha konuşamam. Ben çıktım, başladı benden fazla konuşan. Ha, kulağım şimdi duydu. Ölüm ilanıymış. Allah rahmet eylesin. Biri ölmüş gene. Allah rahmet eylesin. Hepimizin gideceği yer ora. Neyse canlarım. Kahvaltıyı hazırlayalım. Buna karga önümden geçti. Bana varsa. Evet, çayımızı koyduk. Şurayı biraz hızlı açalım ki. Ha, benim boncuk tanem ha. Boncuk tanem az önce ne yaptı canlarım biliyor musun? Ben şimdi orada yatıyorum ya. Geldi Azak bak şimdi. Azak bak gel. Az selam ver gel. Nereye gidiyorsun? Ne yaptı biliyor musun? Geldi. Gelmiş ha buraya. Mandaları koymuş. Biraz oynamış. Ben koltuğun orada yatıyorum. O şey döner koltuğun. Burada oturuyor sessizce. Bir nefes duyayım sadece. Saat 9'da kalkmış. 9'du. 8.30'da yani 8.30. Bir nefes duyuyorum. Kızım bir baktım kızım ne yapıyorsun dedim. Ama epey öyle sadece nefes kaldı. Nefes var ses çıkarmıyor. Sadece buraya bakıyor böyle. Bu ne su atmıyor dedi. Dedi ki şey akşam damatla oğlum dedi ki anne şimdi balık almamışsın dedi. Alamadım gidemedim çünkü. Şey dedi o şeyi çıkar çalışmasına gerek yok onun dinlendi yeterince dedi. Boş çalışıyor dedi. Onlar da çıkarmış ben çıkarmadım. Sabah babını soruyor bu niye çalışmıyor diye. Orada ama sessizlik beni uyandırmamak için bu çok şeydi. Bu çok can alıcıydı. Sessizdi. Çok sessiz durmuştu orada. Ablalara selam diyecek misin? Merhaba diyecek misin ablalara? Senin moralin mi bozuk? Kim bozdu? Moralin mi? He? İngem. Niye? İngem. Ha, uyuyordur o. Yanına gittin değil mi yengenin? Yengem diyor. Yanına uyuyor. Ben şimdi o biraz uyusun. Hani ben uyandım. Annen de uyandı, baban da uyandı ama onlar uyusun. Neden bozdu moralini yenge? He? Okula gitmediğim için. Nereye? Okula gitmediğim için. Okula gitmediğin için mi? Bu ana sınıfına gidiyordu. Sonra gitmek istemedi. Ondan herhalde biraz konuşmuşlardır. Canım benim ya. Yengem moralimi bozdu diye okula gitmediğim için değil. Yengen seni çok seviyor biliyor musun? Evet seviyor. Evet seviyor yengen seni. Okula sana öylesine demiştir. Çünkü okul yok ki zaten virüslü. Okul kapandı. Kapandı. Tabii okul kapandı. O bilmiyor mu? O da biliyor. He? Bilmiyor. Bilmiyor mu? Yok. Okul kapandı. Ha okul açıkken gitmek istemedin sen hayatım. Ondan derdir ama şimdi kapalı okul. Benim kuzumun burnunu yerim ben. Tanemle merhaba derim dur. Ben hep tanemle yapıyorum. Merhaba. Sevgisel abi güzel oldu. Sevil canım şeye kahvaltıyı onları hazırlasın. Ben de kızartmaları yapayım biliyorsunuz canlarım. Pazar günü bizim evde kızartma olmadan olmuyor. Çoluk çocuğum hep yanımda. Kurban olayım onları verenim ben. Ne olacak? Canım benim.
Nihayet patatesleri pişirdik. İki boy pişirdim. Pişmek bilmiyor arkadaş. Böreklerimi tavaya verdim. Bunları ne yapayım şimdi? Patatesleri iki boy pişirdiğim için pişmek bilmiyor. Ben de bu sefer tavaya böreklerimi böldüm. Böyle daha iyi ya. Ne yapıyorsun kuzum? Şimdi sen mi aldın eline? Şimdi sen mi aldın soğanları eline? Soğan halkası. Canlarım az önce ne okudum biliyor musun? Kadın Türk kahvesi diye bir isim. Ondan sonra yazmış ki sen Bismillah hani Allah'ın adını anmasını biliyorsun. Sen sen şunu biliyorsun, bunu biliyorsun ama buraya yiyen var, yemeyen var. Pahalı pahalı yemekler yapıp da atmasını günah olduğunu bilmiyorum. Ve beni kötü eleştirmiş. Zaten engele gitti o. Şimdi bu ya çok ucuz bir şey. Bunu herkes alabiliyor. Bir de ben herkes soruyordu. Şunu sormak istiyorum. Ya bir insan madem canım Türk kahvesine söylüyorum onu. Onu diyene söylüyorum ben. İnterneti nasıl aldın? Evindeki senin internetin en az bir küçük internet bile olsa, evine bağlı olsa bu internet en ucuzu 80'den 90'dan başlıyor aylık. Ha bir, o beni ilgilendirmiyor zaten onu demek istiyorum. Ya da telefonla internet aldın. En ucuzu 45'ten başlıyor. Onu nasıl aldın? Sen madem orada nasıl gizliyorsun ya da sen değil hani aç olan insanlar zaten şeyde gezer mi? İnternette gezmez aç olan insan bulamaz telefon. Akıllı telefonun olacak gezmek için. Akıllı telefonu bulamaz gezmek için. Yani bunu laf olsun diye canlarım bak sizleri tenzih ederim. Sizleri çok seviyorum hepinizi. Çok seviyorum hepinizi. Sizler biliyorsunuz hepiniz de söylediniz böyle insanlara. Bunlar düşman kılığında geldi. Yani bunlar şey kılığında gelmediler. Hani bana şey kılığında gelmediler. Her nereden geldilerse bir düşman sorgulaması kılığında geldiler. Bu sosyal medyada, bu mecrada, üstelik ki ben YouTuber'ım ve normal Facebook'larda, Instagram'larda bir sürü yemekler paylaşan, masa paylaşan insanlara gidip söylemiyorlar da kanal sahibine söylüyorlar. Çünkü burada yemek tarifi veren kanallar da var. Pek çok milyonlar izlenen, milyonlar takipçisi olan yemek kanalları var. Gidip onlara yazsanıza. Ben burada nacizane çocuklarımla mutlu olduğum bir anı çekiyorum. Oraya gelip de vallahi canlarım billahidir düşmanlık olsun diye yapıyorlar. Hani çamur at izi kalsın bu yüzden yapıyorlar. Ben o yüzden kızdım. O yüzden kızdım. O Türk kahvesi diye bir şey. Bir zamanlar benim yani bana böyle şey yapmıyordu. Şimdi hangi tarafa geçti bilmiyorum. Tarafını seçmiştir. Bilemiyorum ama saygı duyuyorum. Kime giderse gitsin. Kimin tarafında olursa olsun. Ama saçmalık ya. Gerçekten saçmalık. Çünkü YouTube denen bir mecrada bir sürü yemek kanalları varken ben sadece çoluğumla çocuğumla çektiğim şeyi ha, yemek atıyorsun, milletin ac olduğunu bilmiyor musun? Bir kadar ac varken sen yemek atıyorsun. Ya Müslümanlıkla yemek yemenin ne alakası var? Her evde yemek yiyoruz. Allah böyle insanlar ne diyeyim, ıslah etsin, bir şey demiyorum. Ben sadece gülüp geçiyorum, engelleyip geçiyorum ve canlarım gülüp geçiyorum. Neyse biz devam edelim. Tatsız konular yapmayalım. Anne. Günaydın anne. Küçücüklerim, günaydın. Evet canlarım bu akşam sabaha kadar biz Sevilay falan oturduk sohbet ettik. Bayağı 4'te uyuduk. 4 müydü 5 miydi Sevilay? 4'ü geçiyordu. Ama bu benim kızımla damadımda erken uyuma var. Onlar erken uyudular. Şimdi erken uyuyan tabii ki erken kalkıyor. Ama bu şimdi kendine diyeyim kızım dur yapma diyeyim kendine gel önce uyan diyeyim önce diyeyim
Hani diyor elimi yüzümü yıkadım kendime geldim diyor. Çünkü bileyim ki şey uyumadık. O yüzden şimdi de benim çocuklarım, çocuğum yatakları koysun. Hemen hazır olacak zaten. Evet, çocuğumuz da hazır. Evet canlarım, kahvaltımız işte böyle. Bizler kahvaltımızı yapalım ve böyle geçiriyorum. Evet. Evet canlarım, öğlen ezanı okunuyor. Yurt dışındaki tüm ezan dinleyemeyenlere gelsin. İşaret çok fazla gelmediği için yeni koştum geldim şimdi. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Sevilcan da şu anda waffle'ını yapıyor. Kendi Poncik Tanem kanalında tarifini verecek. Ben de bu şekilde bu kadarını çekeyim. Bunu biraz çok az koydum. Tam çocuklar resmi. Analık gibi koydun aynı. Şimdi gelin görünce ne güzel anlaşılır. Görüyorsunuz değil mi? Allah nazardan saklasın. Tanem beğenir mi? Bak, gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu. Çilek eksik. Çilek bulamadık. Tanem. İnternet mi kapandı? Bakalım şimdi. Waffle kim yaptıysa çok güzel oldu. Waffle çok güzel oldu. Bak yiyorlar çocuklar. Bu senin en mi sevdiğin? Benim en sevdiğim. Benim yavrularım gidiyorlar. Evet. Ayrılık saatleri geldi. Uy kurban olduk. Ölürüm ölürüm. Havı Sercan'ımı var ya Sercan'ımı. Ay. Ay yavrum çöpümü de götüreyim. Annem sen de mi gidiyorsun çocuğum? Ay. Olmaz. Evet çocuklarım gidiyor. Yavrularım. Güle güle gidin. Allah cümlemizin yavrularını bağışlasın inşallah. Ha bakın kuzu gibi gidiyorlar bak. Benim kuzucuklarım. Düdük çala, düdük çala gittiler. Gelmiş. Gel evet. Buyurun 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 gelin. Geldi. Arkadaşıyla birlikte geldi ama arkadaşı çıkmak istemiyor. Ben de bu arada bak kendimi izliyorum. Çocuklar bu arada gittiler biliyorsunuz. Üzüldüm tabii. Ev barkı toparladılar gittiler. Böyle. Ben de yeniden çay demledim. Gittiler.
Perşembeden beri buradalardı. Artık rahatsız oldular. Herhalde biraz sıkıldılar. Waffle yaptılar. Bu waffle'ları ben parçaladım. Böyle tek tek yiyeceğim. Üstüne bir şey koymadan. Siz de yersiniz Melek. Evet canlarım. Çocuklarımın hepsi gitti bildiğiniz gibi. Ve şimdi Melek de geldi. Arkadaşıyla, çocukla, kendi işte eli suyumuzla. Oturduk, sohbet ettik. Çay içtik, kahve içtik. Yanındaki arkadaşı çektirmek istemediği için çok çekmedim. Giderken de birlikte gittikleri için çekmedim. Saygı duyuyorum. Çektirmek istemeyene saygı duyuyorum ben. Ondan sonra şimdi işte kapatayım dedim. Kapatayım dedim. Ve ne yapalım artık? Şimdi dediğim gibi işte bilmiyorum. Artık bir boşluk oluştu böyle. Hani perşembeden beri buradalardı. Bir boşluk oluştu. Neyse ben şimdilik kapatayım. Daha fazla uzatmayayım. Daha gerisini şey yapmayayım. Şu, Allah'ım şu saçımı düzelteyim de geleyim ya. Canlarım, kurban olduklarım. Çok tekrarlıyorsun demişsiniz. O şey aldığım zaman o vergi şu anda şeyde duruyor bak. Vergi levhası buzdolabının orada duruyor. Bunu aldığım zaman çok böyle heyecanlıydım, şeydim, yolları kaybettim, sevinçliydim, beynim yanmıştı. Anlatırken, onu dinlerken, yeni bu işler yeni şeyler. Ve tekrarlamış olabilirim. Kimisi demiş, Esra Hanım çok tekrarlıyorsunuz, çok, ya özür dilerim, vallahi özür dilerim. Rahatsızlık verdiğim için gerçekten özür dilerim. Unutuyorum, tekrarlamış. Çok tekrarlamışsınız demişsiniz ama unutuyorum ya. Yani bu bölüm bölüm oluyor ya, dediğim gibi işte bir diğerinde ne söylüyorsam, sonra ne söylüyorsam onu unutuyorum işte. Tekrarlıyorum. Ne yapayım? Ondan sonra bir de birisi demiş ki saateye benziyor. Levhanın saatesi olur mu? Allah'ım yarabbim. Vergi levhasının saatesi olur mu? Çünkü böyle bir şey, çünkü biz insan içinde olan bir insanız. Sosyal medyada yani belirli de bir sayıya da gelmiş bir insanız ve bu kurumuz artık. YouTube'da kanal şey yapıyoruz. YouTube'e böyle sahte şeyleri gösterip insanları kandırmanın ya da böyle bir şey olsa gel beri bakalım demez mi? Göster şu Leyvan'ı, ben burada gördüm. Göster şu iş yerini demez mi? Ya da sen insanlarla dalga mı geçiyorsun demez mi? Ben böyle şeylerden bilmem. Ben her şeyi şeyine göre, kuralına göre olsun derim. Ben böyle şeylerden anlamam. Olduğu gibi orada duruyor işte. Avraya koydum. Dur. Ha, burada fişini de aldım. Şunu fatura olarak alışveriş yaptım. Faturalandırdım. Şurada vergileyim. Ham şurada duruyor. Yani bunu diyene de şaşıyorum. Şaşıyorum vallahi, neyse ya. Hepinizi seviyorum. Ne derseniz deyin, saygı duyuyorum. Ondan sonra başka diyeceğim bir şey yok. Hepinizi çok seviyorum. İyi de söyleyeni beğeniyorum. Kötü de söyleyeni beğeniyorum. Daha ne yapayım? Ama tabii ki can acıtmadan söyleyeni, yazanı. Ama can acıtırcasına bir şey olursa onu engelliyorum. Neyse canlarım. Buraya kadar artık izlediniz. Bu bir pazar günüydü ve geçti. Geçmedi daha saat. Şey, edite geçeceğim çünkü. Diğer videonun editine geçeceğim. Daha yeni oturdum yerime. Ondan sonra ne yapacağım? Biraz uzanırım. Biraz dinlenirim. Çünkü biraz yorgunum. Dinlenirim. Neyse, gene diyorum, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Zili tümü olarak açın. Paylaşımlarımdan haberdar olun. Sevilcan için de doğru söylemişsiniz demişsiniz. Ben ona çok anlattım. Sizin de yazmanız iyi oldu. Hani geç saate atma videomu demişsiniz. Az beğeni olur ya da az izlenme, görüntülenme olur demişsiniz.
Bunu bilenler var çünkü canımın bir tanesi orada benim takipçim zaten bir tanesi demiş. Ha, çoğunluğu Sevil Can'da zaten benim canlarım var. İkimiz de tanıyanlar, yani bizi tanıyanlar var. Demiş, ben 15 kanal izliyorum, beğeniyorum. Hani onları uyarmak babında gene de söylüyorum fikrimi demiş. Bu aldığım bilgileri de sana da nacizane bildireyim. Ona göre erken at demiş Hamit Sevil Can. Şöyle, daha kanalı faaliyete geçmediği için, açılmadığı için çok geç gidiyor onun videosu. Benimkinden de daha geç gidiyor. Şimdi çok güzel de ona şey verilmiş. Hani ben ona söyledim. Beni şey yapmıyordu pek. Sanki dinlemiyor. Anlatıyorum. Kızım diyorum, bir merhabayla başla. Direkt şey, konuya girme. Bir merhabayla başla. Ben de söylüyorum. Onu da onun kanalında, Ponçik Tanem kanalında onu da uyarmışlar. Benim sözüme geldin mi dedim kızım. Ondan sonra yapacağım anne, unutuyorum diyor. Yapacağım anne, edeceğim anne. Daha yeni alışıyor. Sizler de onu uyardığınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü artık o da uyanır, yavaş yavaş uyanacak. Biraz sesini yükselt demişler. Doğru, ben de diyorum, içine konuşma kızım. Az dışına konuş. Alışacak ablalara. Alışacak. Neyse canlarım, her şey gönlünüzce olsun diyorum. Videoları beğenmeyi unutmayın. Zili dediğim gibi tüm olarak açmayı unutmayın. Ve buraya kadar izlediğiniz için bizleri, ailemizi, sizler de bir ailemizsiniz bizim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben özellikle çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize mutlu, huzurlu günler, akşamlar olsun. Çünkü bunun sonunu, ilk başlangıcını günaydınla başlıyorum. Akşama bitirdiğim için iyi akşamlar diliyorum. Her şey gönlünüzde olsun. Öpüyorum, hoşça kalın. Allah'a emanet kalın.